muhterem mensupları. Rabbimiz nasip ederse inşallah bu haftaki sohbetimizde baba çocuğuna örnek olmalı. Çocuğuna örnek olmalı ki çocuğu da babası gibi, anası gibi, atası gibi olabilsin diye. Okuduğum ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın peygamber mi yoksa değil mi noktasında şüpheli olduğu halde biz peygamber olarak biliriz. Ve nitekim Hazreti Lokman'ın evladına olan nasihatından yola çıkarak Allah nasip ederse bugünkü sohbetimizde çocuklarımızı kaybediyoruz. Nasıl geri kazanacağız? Bu çocuklar bizim çocuklarımız, bizim geleceğimiz. Bu geleceğimiz olan çocuklarımızı kurtarabilmek noktasında neler yapmamız gerektiğini de anlamış olacağız. Sevgili kardeşlerim, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, bir çocuk doğduğu zaman nerede doğarsa doğsun, ister Avrupa'da, ister Asya'da, ister Amerika'da, ister Afrika'da, nerede doğarsa doğsun İslam fıtratıyla doğar buyuruyor. İslam fıtratıyla. Onu anası ve babası mecusi yapar, müşrik yapar, Budist yapar, Müslüman yapar, Hristiyan yapar, Yahudi yapar. Veya ne yüdüğü belirsiz, acayip ve garayip bir şey yapar. Ama bir şey yapar. Anne ve baba o çocukların bizatihi örnekleridir, önderleridir. Nitekim doğan bir çocuk şöyle yorum yapar. Anne ve babası onu sanki yaratmışmış gibi öyle düşünür, ondan daha güçlü birisi yokmuş gibi düşünür. Akıllandıkça sonra aklı gidiyor çocukların. Ondan sonra babayı saymamaya başlıyor. Babaya saygı duymamaya başlıyor. Babaya karşı yanlışlar yapmaya başlıyor. Anaya karşı yanlışlar yapmaya başlıyor. Halbuki akıllanınca daha hürmetli olması gerekirken işte o aklı İslam terbiyesiyle, yani Kur'an edebiyle, terbiyesiyle terbiyelendirmediğimiz zaman çocuğun aklı kapitalist bir akıl, sosyalist bir akıl veya neydi belirsiz bir izmimle birleşmiş bir beyin olunca otomatikman materyalleştiği için materyal olarak bakıyor anneye babaya. Eğer maddi menfaati varsa, manevi menfaati varsa anne ve babasını da sayar. Efendim tanımadığı neydi belirsiz kişilere de saygı, hürmetini gösterir. Yeter ki menfaat olsun. Nereden menfaat? Oraya kafa at hesabı olur. Neden? Çünkü ahlakı İslam ahlakıyla ahlaklanmadığı için. Niçin? Çünkü Kur'an'la özdeşleşmediği için. Çünkü Kur'an onun ahlakı değil artık. Kur'an onu düzeltirdi. Nitekim Kur'an'ın birçok ayetinde Rabbimiz şu ifadeyi kullanır. Ulul elbab. Ne demek ulul elbab? Temiz akıl sahibi demek. Yani temiz akıl sahibi olabilmek için, aklımızın temiz kalabilmesi için, doğru düşünebilmemiz için sevgili kardeşlerim, Kur'an mutlak şekilde hayatımızın kitabı olmalı, günlük okunmalı, anlaşılmalı, anladığımız yaşanmalı, yaşadığımız anlatılmalı. Bütün vaazlarımızda mutlaka bunu hatırlatıyoruz ki, çünkü şu hayat kitabımız Kur'an ne yazık ki raflarda kalıyor. Ne yazık ki günümüzde teknoloji arttı, teknolojiyi biz hayrımıza kullanamıyoruz. Cep telefonundan dahi Kur'an'ı okuyabiliyoruz, meallerini, tefsirlerini okuyabiliyoruz. Ama onu yapacağımıza komik fıkralar, komik videolar, efendim korkunç klipler, şunu bunu izlemek daha bizim hoşumuza gider oldu. Neden? Çünkü biz Kur'an'dan uzaklaştığımız için. Kur'an'a uzaklaşsak o tür video ve görselleri izlemeye haya ederiz, izlemeye vakit de bulamayız ve doğru da olmadığını düşünürüz sevgili kardeşlerim. İşte çocuklarımızı hayra yöneltme noktasında önce kendimizi düzeltmemiz gerekiyor. Biz düzelmeden çocuk düzelmez. Şimdi diyelim ki sigara içiyorsunuz. Allah affetsin günahınızı, çünkü haramdır. Haram olduğunu
isterseniz vaazdan sonra gelin anlatayım ben size detaylı bir vaziyette. Şimdi konumuz o değil, onun için girmiyorum. Sadece bu kadar söylüyorum. Sigara haramdır. Kıvırmaya, efendim şuraya buraya çekmeye gerek yok. Hani bazı sofiler, efendim haramsa yakıyoruz, helalsa içiyoruz. Öyle yok kardeşim, öyle akılla yorum yapma bana şimdi. Bana yapma böyle. Bunu sen kendini bile kandıramıyorsun, sen biliyorsun. Binaenaleyh sigara içen bir baba, elinde sigara, şu vaziyetteyken, oğlum bu mereti içme. Bu var ya, bu kötü bir şey oğlum desen. Ne işe yarar? Allah-u Teala Celle Celaluhu Saf suresinde diyor ki, Estağfirullah. Ya eyyühellezine amenu lime tekulune ma la tef'alun. Sadakallahu l'azim. Ey iman edenler diyor. Böyle başlayınca ayet ne diyecektik? Buyur ya Rabbi diyecektik. İman sahiplerinin hepsi buyur ya Rabbi demesi lazım. Buyur ya Rabbi. Bir şey emredecek çünkü bize, bir şey söyleyecek Allah'ımız. Bizi muhatap almış, şükürler olsun. Ne diyor? Diyor ki لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. Niye söylediğinizi yapmıyorsunuz diyor. Müfessirler bu ayeti tefsir ederken Saf suresinin bu ikinci ayetini niye yapmadığınızı söylüyorsunuz anlamında da çeviriyor. Yaptığınızı neden söylemiyorsunuz'a da çeviriyor. Çünkü hepsi içinde. Şimdi sen hem sigara içeceksin hem de sigarayı bırak diyeceksin. Ya bu çocuğa etki eder mi ya? Etki etmez. Bak Allah-u Teala diyor ki niye söylediğinizi yapmıyorsunuz? لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. كَبُرَ مَقْتًا diye devam eden 3. ayetinde, Saf suresinin 3. ayetinde ne buyuruyor biliyor musunuz Rabbimiz? Diyor ki yapmadığınız şeyi söylemek size büyük günah olarak yeter. E ondan sonra biz çocuğa örnek olamadık ki. Ördek olduk. Çocuk bizim sigara içmemizi iyi bir şey olarak görmese bile, tamam bunu büyükler içiyor demesi bile yeterlidir. Ben de büyüyünce içeceğim demektir ve içer. Ve sen çocuğunu engelleyemezsin. Sigarayı engelleyemezsin. Sigaraya düşen, belki sen içkiye düşmemiş olabilirsin ama çocuk içkiye düşme ihtimali yüksek. Kumara düşme ihtimali yüksek. Çünkü sigara içenlerin çoğunluğu böyle mekanlara gidiyorlar. O zaman ne yapacağız? O zaman kendimizi düzelteceğiz. Biz kendimizi düzeltmeden çocuğumuzu düzeltmek, çocuğumuza yol açmamız mümkün değildir. Çocuğumuzu biz nereye götürdüğümüze iyi bakacağız. Çocuğumuz nereyi istiyor? Baba beni AVM'ye götürür müsün diyorsa sen otur ağla, hanımın da ağlasın, hem de karalar bağla. Ama çocuk diyor ki hadi baba, hadi dede, hadi biz camiye gidelim diyorsa işte o zaman oynaya oynaya gel. Oynamak hocam caiz mi? Vallahi bu sefer caiz. Davulu zurnayı bile al oyna. Niye? Senin çocuğun diyor ki hadi baba, hadi dede camiye gidek diyor yahu. Ne tatlı bir durum bu yahu. Öyle bir durum, ne güzel bir durum. Bak şimdi öğrendiğim kadarıyla hocamla sohbet öncesi muhabbet ettik. 15 tane gencimiz kesin ki kampanya da yapmışlar. Yanında başka çocuklar da gelirse puanlar artacak diye o çocuklar da bu işe giriyorlar. Burası cıvıl cıvıl çocuklarla doluyormuş. Sabah namazında dede torun kuşaklar birbirleriyle buluşuyorlar. Baba oğul geliyorlar. Ne güzel bir durum. E peki senin çocuğun olmayabilir. Çocuğu olanlar, torunu olanlar geliyorlar. Onlar da duysunlar beni. Bakın, siz bu çocuklarımızı teşvik edeceksiniz. Ödüllendireceksiniz. Ödüllendireceksiniz ki bu çocuklar teşvik olsunlar da camiden hiç adımlarını dışarı atmasınlar. Burası oyun alanları olsun. Onun için de burada çocuk oynadığı zaman kızmayın hacılar. Kızarsanız ne olur biliyor musunuz? H'si gider, acı olursunuz acı. Zehir zemberek olursunuz. Çocukların dokunulmazlığı vardır. Bakın camide hocaya dokunabilirsiniz. Dövebilirsiniz de istiyorsanız gelin beni dövün. Bana sövün. Bir milletvekili gelse ona da dokunabilirsiniz. Burada dokunulmazlığı yoktur milletvekilinin. Cumhurbaşkanı da gelse onun da dokunulmazlığı yoktur. Ama bir kişinin var ki Allah Resulü tarafından dokunulmaz kılınmıştır. O da çocuklardır. Camide çocukların dokunulmazlığı vardır. Çocuklar dokunulmazdır.
Eğer bir camide çocuk sesi duymuyorsanız zaten siz ölmüşsünüz demektir. Camilere bakıyoruz, hep ihtiyar, hep ihtiyar, hep ihtiyar. Niye? Ölümü onlar daha iyi biliyorlar çünkü artık hissediyorlar. Ayaklar tutmuyor, gözler çalışmıyor, kulaklar iflas etmiş. O biliyor. Biliyor ki ölüm geliyor. Ama ölümün kime geleceğini bilebilir miyiz? Hazreti Ömer radıyallahu anh namaza gidiyor, ezan okuyorlar. Müezzin halifeliği zamanında çocuğun bir tanesi de koşarak gidiyor. Tabii halife ya. Tutuveriyor, diyor ki dur hele delikanlı. Hayırdır? Bu telaşın ne? Hani dedi ki herhalde bir başında bir musibet var. Sanki başında bir musibet varmış gibi camiye gidiyor ya. Allahu Ekber. Rabbim böyle çocuklar bize nasip eylesin. Diyor ki amca diyor, bilmiyor tabii o zaman. Şimdi herkes Amerikan kafirinin başkanını da tanıyor. Herkesi tanıyor şimdi. Televizyondan, internetten herkes tanıyor herkesi. Ama o gün böyle bir şey olmadığı için tanımıyor tabii. Amca diyor, duymuyor musun? Ezan okunuyor diyor. Duyuyorum evladım diyor, ben de camiye gidiyorum. Diyor ki, bak çocuğa bak. Diyor namaza yetişeyim. Yetişiriz. Yani daha yeni başladı ezan. Vakit öyle şey değil. Yani geç kalamazsın. Mümkün değil. Ve çocuğun cevabı çok ilginçtir. Amca diyor, ben camiye ne kadar yakın olursam iyi olur benim için. Çünkü ya ölürsem? Hayda! Ne işin var senin? Çayda diyor yüzme bilmiyorsan. Şimdi Türk filminin heyecan müziğini yapalım. Dınınınım! Ya ne demek yani? Camiye yakın olmak. Ula ben kocaman adamım, böyle bir şey düşünmedim diyorsunuz şimdi. Diyor ki çocuk, çocuğa Hazreti Ömer. Evladım diyor, ya Allah gecinden versin, daha çocuksun sen. İnşallah daha büyüyeceksin. İnşallah ömrün uzun olsun, hayırlı olsun diyor. Çocuk bir cevap daha patlatıyor. Diyor ki amca amca, çocukluğa bakmaz o iş. Benim diyor geçen hafta benden 2 yaş küçük bir arkadaşım vefat etti. Ölümün kimi bulacağını bilemezsin amca. Vay 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 vay. Bak bak bak. Ve bunu der demez Hazreti Ömer küt diye düşüyor, bayılıyor. Bayılıyor. Diyor ki evladım, peki tamam da anladım her şeyi de. Camiye yakın olmayı anlayamadım. Yani tamam, zaten camiye gidiyorsun. Diyor ki ben bir hadis-i şerif duydum. Camiye ne kadar yakınsa öldüğün zaman melekler ölçermiş. Peygamberimiz öyle diyor. Rahmet melekleri ölçer. Camiye yakınlığıyla o daha çok rahmetle muamele olunur. Onu duymuş çocuk, diyor ki ben rahmete daha çok nail olayım. Ezan okunuyor, ezandan önce gitseydim daha iyiydi ama çocuktu, oyuna daldı, ezanı duyunca aklı başına geldi, puh yallah deyip gitti. Bizim koca koca, tırnak içinde söylüyorum, katırlar ezanı duyuyorlar, gitmiyorlar. Ezanı duyuyorlar, hatta rahatsız oluyorlar. Diyorlar ki mahkemeye başvuruyorlar, şu ezanın sesini kısıverin diyorlar. Ya buyur hafızem, buradan yak. Şimdi sevgili kardeşlerim, biz bu çocuk kadar iman sahibi olduğumuz zaman işte çocuklarımız da bu çocuk gibi iman sahibi olur. Biz bu çocuk gibi olursak çocuklarımız da bu çocuk gibi iman sahibi olur. Bakınız Budistler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çocuklarını Budizm dinine alıştırabilmek için, ısındırabilmek için ne taktikler uyguluyorlar, ne oyunlar çeviriyorlar. Ben size oyun çevirin demiyorum ama bir kere aklınıza şu geldi mi? Ben çocuğuma hediye vereceğim ama ben bunu götüreyim, hocaya vereyim. Hoca da benim oğluma versin, kızıma versin diye bir tane var mı aranızda yapan bunu? Hadi, hodri meydan. Ama benim cemaatimden var daha. Bunu yıllarca, bunu hep sohbetlerimde anlatırım. Bir tanesi, bir çocuğumuz yaz Kur'an kursumuza katılıyordu. Dedi ki hocam dedi, birinciyi umreye götürecektim. İkinciye işte şu hediye, üçüncüye şu hediye diye. Dedi hocam benim çocuğun dedi umre kazanma şansı var mı? Baktım durumuna, dedim vallahi çok zor. Yani ilk 10'a girebilir ama umre kazanması zor. Birazcık gayret ederse belki üçüncü, belki ikinci olabilir. Ama dördüncü gibi sanki şu anda dedim.
tabi durumu, son durumuna da bağlı. Dedi ki hocam, ben bir umre veriyorum, bunu benim çocuğuma ver. Kaçıncı olursa olsun ama çocuğum umreyi kazandığını bilsin dedi. Dedim gel sana bir sarılayım bakayım. Seni tebrik ediyorum, seni teşekkür ediyorum, sana teşekkür ediyorum. Ve adam umreyi verdi. Listeyi okuyoruz. Dedim ki en edepli ve terbiyeli, tabii hediyeyi de oturtmak lazım. Çünkü çocuklar da biliyor onun durumunu. Ezber durumunu biliyor, Kur'an okuyuşunu biliyor, her şeyini biliyor. Her şeyi de düzgün yaptım. Hakikaten de çok edepli bir çocuktu. Öyleydi ki yani kız gibi bir oğlan derler yani. Aynen öyleydi. Dedim ki bir de dedim mansiyon olarak en bu kursun en edepli ve terbiyeli ahlaklı çocuğunu da umre hediyesi veriyoruz dedim. İsmini açıkladım. Çocuktaki sevinci bir göreceksiniz. Ve çocuğu da aldım götürdüm umreye. Umreye de götürdüm. Şimdi Budistler ne yapıyor? Oraya gelelim şimdi. Bunu anlattım önce. Budistleri anlatalım da ondan sonra. Çocuk babadan ister mi? İster. Anadan ister mi? İster bir şeyler. Mesela çarşıda görür. Ana baba şunu al bana. Şu bebeği al bana. Şu kırmızı uzaktan kumandalı arabayı al bana. Uçağı helikopteri al bana der mi? Der. Biz bu hediyeyi her halükarda alacak mıyız çocuklara? Alacağız. Ne yapıyor Budist? Diyor ki şimdi alamam diyor. Yalan söylemiyor. Bak birinci maddeyi bir tane daha söyleyelim. Çocuklarımızı iyi eğitmek istiyorsak asla yalan söylemeyin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında kadının bir tanesi çocuğunu çağırıyor. Gel diyor sana bir şey vereceğim. Allah Resulü bunu duyuyor diyor. Bir şey verecek misin? Vereceğim ya Resulallah. Ne vereceksin? Hurma vereceğim. Ha iyi tamam diyor. Sakın ha diyor çocuğu kandırma. Yalanı öğretmiş olursun. Bunu yapan anne babalar var ne yazık ki. Gel ben sana alacağım. Eve gel ben yarın alacağım. Yarın oluyor almıyor. Çocuk diyor ki ha demek ki yalan söylemek kötü de bir şey değil yani. Ben de söylerim diyor. Çocuk ne oluyor? Yalanı öğreniyor. Özellikle şu yalancı emziği çocuklarınıza vermeyin. O da bak ilk yalan. İlk yalan. Çocuğunuza yalancı emziği vererek yalanı öğretiyorsunuz. Al diyorsunuz bunu meme san. Çocuk da diyor ki tamam demek ki böyle sahte memeler de var. Öğreniyor daha bebekken ilk öğrendiği şey yalan. Çocuklarımıza öğretmeyeceğiz bunları. Nitekim çocuğa demiyor ki ben alırım veya alamam demiyor. Ya ne diyor? Şimdi alamam diyor. Çocuğu eve götürüyor. Eve götürdükten sonra gidiyor ve o kırmızı uzaktan kumandalı arabayı alıyor. Veya kızı bebeği istedi o bebeği alıyor. Pahalı bebeği. Götürüyor Budist rahibine veriyor. Diyor ki ben bu hafta ayine geleceğim. Çocuklarımı da senin duanı almak için yanına getireceğim. Bu hediyeleri onlara verir misin? Tabii ki. Çocukları şimdi diyor ki hadi bu hafta ayine gidelim. Çocuk diyor ki çünkü niye dışarıda oyun var, eğlence var, hoplama var, zıplama var, çizgi film var, şu var, bu var. Yani daha tatlı şeyler var nefsin hoşuna gidecek. Cami ilk etapta çok da cazip değil. İşte onun için cazip hale getirmemiz lazım diye anlatıyorum bunları. Şu cami AVM kadar cazip olmalı. AVM'ler kadar cazip olmalı. Ve nitekim çocuğa der ki işte diyelim ki günümüz çocuklarımızın sevdiği dondurma, dürüm, mürüm seviyorlar ya. Hadi gidelim ayine oradan da bir dürümcüye geçelim. Oradan da bir dondurmacıya geçelim, pastacıya geçelim vesaire vesaire. Veya parka gidelim veya AVM'ye gidelim. Hani günümüzde şunu yapmayın ya. Çocukları AVM çocukları yaptınız ya. AVM çocukları yaptınız. Bir de neydi bilirsiniz filmleri de izletmeyin çocuklara. Ahlaklarını bozmayın. Allah aşkına. Neydi belirsiz şarkıları, türküleri arabalarınızda dinlemeyin. Televizyonlarda izlemeyin. Bakın şimdi Türkler geliyor diye bir film yapılmış. Ha ona götür çocuğu. Kültürünü öğrensin. Örfünü öğrensin. Dinini, diyanetini öğrenecek. Bakınız bir tane Süveyba diye bir film var. Yazın girecek. Hafızlıkla uğraşan bir çocuğun serüvenini anlatıyor. Hiç hafızlık serüvenini anlatan bir film duydunuz mu? Ya ama bir çocuğun Noel Baba ile olan ilişkisiyle alakalı 100 tane film izlemişsinizdir. Nasrettin Hoca ile alakalı, Keloğlan'la alakalı kültürümüzü yansıtan, Yunus Emre'leri anlatan filmlere götürelim. Çocuklarımızı böyle yerlere götürelim. Çocuklarımız oradan faydalansınlar. Ve nitekim çocuğu ikna ediyor Budist. İkram edecek.
Geliyor ayine katılıyorlar, diyor ki rahipten de bir dua alalım. Gidiyor, diyor ne güzel çocuklarmış diyor, bir başını okşayı veriyor ve diyor ki durun size şuradan da bir hediye vereyim. Hemen oradan oğlana kırmızı arabayı, uzaktan kumandalı, kıza da bebeği veriyor. Ne oluyor? Çocuk artık Budist rahibinin şahsında, o tapınağa, Budist tapınağına hayran oluyor. Bayılıyor, geldiğine seviniyor. Artık dürüm mürüm hiç önemli değil ya, bir hediye aldı ya. Bir kalem verseniz bir çocuğa, vallahi o bile önemli. Sakız verseniz, sakız, çikolata. Bir tane ufacık çikolata, 50 kuruşluk bir çikolata verin, vallahi ne kadar kıymetli. Umre'de, Ramazanlarda durmadan sokaklarda böyle Mekke'de, Medine'de hurma dağıtanlar olur. Ya koca koca adam, yani iş adamı bile olsa, zengin bile olsa oradan hurma almaya çalışıyor. Hediye ya o. Ya insanın fıtratında var zaten hediye. Hediyeleşmek sünnet olması bundan. Hediyeleşin ki birbirinize kalbinizin muhabbeti artsın diyor Allah Resulü. Çocuklar açısından bu daha da önemli. Ve çocuk daha sonra paketi bir açıyor. Ayda, sahte bir mucize. Sahte bir mucize ne? Babasından ne istemişti? Kırmızı araba. Babasından ne istemişti? Babasından istediği bebekti. O bebeği orada görüverdi. Arabayı görüverdi. Baba bir dahaki sonraki ayin ne zaman ona da gidelim deyiverdi. Ve sonra çocuk iyi bir Budist olarak yetişti. Ara ara bu hediyeleri arttırdı. Baba ödüllendirmeye devam etti. Onun için de çocuklarınızı, torunlarınızı. Ama hocam benim çocuklar büyüdü, kocaman oldu. Torun da büyüdü veya yanımda değil. Komşunun çocuğunu teşvik et. De ki hadi gel namaza gidelim. Ya babası gitmiyor olabilir. Sen çocuğu alıştır, çocuk da babasını alıştırır inşallah. Bakınız hocam, 15 tane aileyi buluşturuyor sabah namazı da dahil olmak üzere. Puanlıyor ve sonunda hediyeler verecek. Siz gidin hocama deyin ki hocam benden de şu kadar hediye bu çocuklara verin deyin. Size bir şey söyleyeyim mi? Benim çocuğuma, sadece benim çocuğuma bakmam yetmez. Senin çocuğun da kurtulmalı. Çünkü kişi arkadaşının dini üzeredir. Benim çocuğum 4-4'lük bile olsa, senin çocuğun 4-3'lük olsa, benim çocuk otomatikman 4'üce inecektir. Neden? Çünkü arkadaşı etkileyecektir onu. Ve nitekim 4-3'lükler değil, 4-4'ler, 4-7'ler var şu anda piyasada. Kıbleyi bilmeyen, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi tanımayan, Allah'ı bilmeyen gençler türedi şimdi. Anaya babaya saygı duymayan, anasını babasını döven, bıçaklayan, haberlerde izliyorsunuz. Nesil türedi bugün. Nereden türedi bunlar? Nereden türedi? Kimin çocukları bunlar? Uzaydan mı geldi? Senin benim çocuklarımız. Onun için de cami merkezli çocuklarımızı terbiyelendirme, geliştirebilme, ilerletebilme noktasında gayretimizi arttıracağız. Ve bu anlamda sevgili kardeşlerim, şu mekan var ya, şu mekan en önemli terbiye mekanıdır. Burada programlar yapılmalı. Çocuklarımızı teşvik edici hediyeler hazırlanmalı. Babaları dedeleri hazırlasın ama sizin çocuğunuz torununuz yoktur diye yapmayın. Yapmamazlık yapmayın. Ne yapın? Sizler de çocuklarınızı teşvik edin. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Gelecekte şimdi mesela diyelim ki devletimizin gidişatını beğenmiyorsunuz. Öyle diyelim. Kim yetiştirdi onu? Onu da bir ana baba yetiştirdi. Bu toplum yetiştirdi. Eğer cami merkezli olarak yetişirse, Allah korkusu, peygamber sevdası yerleşirse kalplere, jandarmaya, polise de gerek yok. O zaman göreceksiniz ki jandarma, polis sayısı azalacak. Asker sayısı sadece sınırlarımızı korumak noktasında, ister istemez sınırımızı koruyacak olacak ama eğer dünyanın tamamı bu anlamda, bu mantaliteyle gelişse polise ve şeye gerek kalmayacak. Onun için de sevgili dostlar, güzel insanlar, çocuklarımızı teşvik eden eylemlere lütfen imzalar atalım. Eğer bir çocuk sizi gördü, yolunu çeviriyorsa hemen imanınızı tazeleyin. Hocam çok acayip bir laf ettin sen. Evet, acayip bir laf ettim. Çünkü eğer senden gıcık alıyorsa bir çocuk, bil ki sen imanını tazelemen lazım. Niye?
Çünkü sen Allah katında da sevilmezsin. Çocuk seni sevmiyorsa Allah da seni sevmiyordur. Onun için de çocukların sizi sevmesi için onlara güler yüzlü olun lütfen. Asık suratlı olmayın. Camiye girdiğiniz zaman bir çocuğu... Çocuk sessiz olun. Böyle bu ne ya? Bu ne yani? Çocuğa bağırıyor, çocuğa kızıyor. Seni kovsam gitmezsin ama o çocuğa sen onu yaparsan gider. Cem Karaca Allah rahmet eylesin. Bir tane tokat atmış bir hacı mı bir hoca mı camide, yıllarca ateist gezmiş, sonra tekrar iman sahibi olduktan sonra bir röportajında aynen şöyle yalvarıyordu. Ne olursunuz kurban olayım diyordu. Hacılar, hocalar, çocuklara camide kızmayın diyordu ya. Bak ben yıllarca ateist gezdim. Ya öyle ölseydim? Ha öyle ölseydi yine kendisi tabii ki günahkar. Ama onu bu hale getiren hacı veya hoca, hoca değil onlar, o da hoca, hacı değil. H'leri gitmiş, biri acı, biri öcüdür. Rabbim bu acılardan ve öcülerden bizi muhafaza eylesin. Öylelerinden eylemesin. Ve nitekim o adam ne yapardı, hali ne olurdu onların, o acıların ve öcülerin? Vallahi hesabı çok ağır olur. Onun için de aziz dostlar, güzel insanlar, şu ezanlar bizim şahidimiz olsun. Bakın eğer geleceğimizden umut etmek istiyorsak çocuklarımızı iyi yetiştirmekle yükümlüyüz. Ama çocuğumuzun iyi bir avukat, iyi bir doktor, iyi bir kaymakam, iyi bir vali olmasını veya eğer imkan olursa ileride milletvekili, cumhurbaşkanı olmasını istiyor olabilirsiniz. Olsun tabii ki. Birileri olacak. Ama önce iman sahibi, Allah ve peygamber sevdalısı nesiller yetiştirmek zorundayız. Mayalarını iyi sağlam yapmalıyız. Eşkimesin sonradan yoğurdumuz. Yani geleceğimiz eşkimesin. Ve geleceğimizi öyle yapmalıyız ki işte cami merkezli bu tür kampanyalara. Bakınız aileler buluşuyor. Bir kampanya. Bu yarın değil önümüzdeki cumartesi bu camide inşallah ödül töreni var. Ben haber vereyim. Hocamız size söylememiş olabilir. Ben söylüyorum. Lütfen çocukları teşvik etmek amaçlı, hediyeler vermek amaçlı. Mesela biriniz çıksın desin ki ben bu 15 tane çocuğa veya yanında gelenler de varsa 30 tane çocuğa yemek ısmarlıyorum kardeşim desin. Ve beraber gitsin, o da beraber yemek yesin ya. Öbürü de desin ki ben de pasta ikram ediyorum. Öbürü de desin ki ben de efendim o dediğim filme götürsünler. O filmin masrafı benden desinler ya. Ya teşvik edelim çocuklarımızı. Çocuklarımızı kendi kültürümüze göre, kendi dini inancımıza göre, örfümüze göre yetiştirebilmenin yolu budur sevgili dostlar. Onun için de son söz olarak Hazreti Lokman Aleyhisselam'dan da bahsedecektik ama bahsedemedik. Yani mevzu derin olduğu için bu bir haftada çözülecek bir mevzu da değil. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın oğluna nasihatleri var. Lokman suresinin 13. ayetinden itibaren başlar, devam eder. Hepinizin ödevi bu olsun. Yani benim anlatamamamın da hikmeti bu olsun. Eve gidince açın mealini. Eğer Arapça biliyorsanız önce Arapçasını okuyun. Sonra mealini okuyun. Ve mutlak şekilde bunu da alışkanlık haline getirin. Siz okumasını bilmiyorsanız haftalık 5 lira, 10 lira veriyorum deyin çocuğunuza veya torununuza. O gelsin okusun, o da böylece öğrensin. Evinizde her gün 5 dakika Kur'an'a ayırın, peygambere ayırın. Gününüz, vaktiniz kıymetlensin. Gelişiminiz tamamen İslami olsun inşallah. Rabbim Celle Celaluhu bizi bu anlamda Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gibi çocuklara karşı şefkatli ve merhametli olmayı nasip eylesin. Vaktimiz kalmadığı için anlatamadım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuklarla diyaloğunu anlatsaydım zaten o ayrı bir vaazdı. Bir başka zaman inşallah onu anlatırız. Rabbim Celle Celaluhu izinden gidenlerden eylesin. Vesselam.